bakınca tam 16 cm. Gece isteyen iki elimle çekip izletirim. Bende yalan yok. Uyarsa mesaj. Ne olur aşağınım of. Aşağınım of ya. Hiçbir kanalla konuşamıyorum. Vallahi hiç dikmedim. Deli gibi hastasıyım. Lütfen bir tanesi versin ne olur of. Ölürsem gözlerim açık giderim. Lütfen bir kapalı versin. Türbanlı bir hanımefendiyle yapmamış. Onu anlatmaya çalışıyor. Bitirelim bunu ya. Dayılara geçelim. O zaman arkadaşlar biraz kafam güzel ya. Yanlış anlamazsanız kafam... Çok güzel olduğu için biliyorsunuz insan kafası güzelken böyle saçmalar, şarkı söylemek ister, ne bileyim saçma sapan şeyler yapar ya. Ben de arkadaşlar müzik yeteneğim olmadığı halde bir şarkı okumak istiyorum sizlere. İçimden geldi, biraz sarhoşluğuma verin. Yani kendi yazdığım bir şarkıdır. İçimden geldi, güzel söyleyebileceğimi düşünüyorum. Hazırsanız... Aşkın kanununu indir donunu. Eyvah babam gördü kaldır donunu. Vitesi taktım 5'e çıktım E5'e. E5'te bir bayan dedi bana dayan. Dayandım dayandım mahkemede uyandım. Hakim dedi ne yaptın siktim siktim bıraktım. Dayandım dayandım mahkemede uyandım. Hakim dedi ne yaptın siktim siktim bıraktım. Oradan geçtim İzmir'e. 31 çeke çeke son durak Çorum. Ananın amına korum. Ya bu orası bu çocuğu nasıl bir nereden yazıyorsun bunu ya? Niye insan Twitter'a böyle bir şey yazar ya? Ya sana düşünüyorum ben gerçekten şarkı söyleyeceğine inandım. Abi diyor. Zaten amaç orada oydu amınım. Ciddi bir şekilde şarkı söyleyeceğime inandırıp boktan bir şarkıyla insanların karşısına çıkmaktı. Şaşırtmayı severim insanları biraz biliyorsunuz arkadaşlar. Nereye gittim İzmir'e 31 çeke çeke mi? Abi, bir tanesi orospu çocuğunu yazmış ya. Serkan mı kardeşim? Evet. Tam böyle Serkan abiyle rakı içiyorduk. Biraz kafamız güzel olmuş. Diyor Serkan abi seni siktim yazmış. Tam Serkan abiyle böyle bir rakı içiyorduk böyle bir. Ya işte yanılarını çok güzel falan diye böyle konuşuyordu kibar kibar. Ben de eyvallah abi teşekkürler modundaydım. Birden tam böyle göz göze geldik. O anda tam rakı şeylerini tokuşturuyorduk kadehlerini. Bana dedi bir karı sesi yapar mısın dedi. Ben de böyle yaptım böyle bir o an böyle bir. Burada olmaz kafası falan. Lütfen dedi. Her gün yayınlarını izliyorum dedi. Bana bir karı sesi yapar mısın dedi. Alo dedim birden. Birden Serkan abiyle öpüşmeye başladık. Amına koydum bu çocuğu ya. Her şeyde bir şey bulmayı sikerim belanızı ya. Tamam hadi. Favori yok arkadaşlar. Sikmişim favori. Daha bunun üstüne favori yok. Sikerim favori ya. Yok pizza, yok yarrak, yok pide. Amını sikim. Hangi psikolojide bunları her gün okuyoruz bilmiyorum ama sonumuz kötü beyler. Bu kafayla fazla yaşayamayız biz. Çok ciddi söylüyorum sizlere. Ciddi. Harbiden yaşayamayız bu kafayla. Serkan abi izliyorsan buradan abi bu piçe ufak böyle bir ironi olsun diye söyledik abi. Aman. Zaten yanıma gelen benden bir tık çekiniyor, bir tık korkuyor birader. Bir, hep böyle bir ufak bir mesafe kalıyor daha tam tanımadığı için biliyor musun? Aman reis bizi trollemezsin falan muhabbeti yapıyorlar. Onların gözünde bir seri katil gibiyim. 50 TL gelmiş bizlere. Ben seni dışarıda... Erdem Gezer, Erdem abi teşekkürler. Siftahın için abi. Erdem abi... İşte bak böyleyim ben. Ben şu an iyiyim. Bir sıkıntı yok da. Beni yarın sabah görün siz bir de. Olacağını söylüyorum yani. 12'de bir kalk. Hadi be açın be. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Evet geliyor buyurun. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Twitter'dan aldım numaranızı. Ramazan Bey değil mi? Evet, bunu yapmıştım da ben aradığınızı sanmıyordum. Anlıyorum, yok ben daha elim müsait oldum, öyle geziyordum. Dedim bir yerim bakayım. Anladım, çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Ama... İyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. 24 yaşındayım. Ay, 24 yaşında mısın? Evet. Ben senden bayağı büyüğüm ablam.
Ablam mı? Yapma şunu be. Şaka yapıyorum. Siktim sen de ama. Kim var yanında şu an? Ben 32 yaşındayım bu arada. Fazla büyük değilim. 32 yaşındasın. Büyük değilsin benim için ya. Evet. Bu kadar yaşlı gözükmüyorsun yani. Ben bir evlilik yaptım. Boşandım. Tek yaşıyorum. Anladım. 5 yıldır tek yaşıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Sen? İstanbul'da neresinde oturuyorsun? Beylikdüzü. Beylikdüzü. Canım benim çok uzakmış mesafe be. Sen nerede oturuyorsun? Söyleyeyim mi? Sen bilirsin. Manisa'da oturuyorum. Manisa mı? Evet. Muğla'ya yakındayım. Ben her yaz Muğla'ya geliyorum biliyor musun? Bodrum, Akyaka, Fethiye. Tatile mi geliyorsun? Her yaz geliyorum. Yazlığım var benim şeyde Marmaris'te yazlığım var içmelerde. Oo güzelmiş. Öyle geliyorum yani. Ben zaten özgür bir kadınım yani. Kafama eseni yapabiliyorum. Evet, evet. Evet. Zaten doğal olman lazım. Evet. Ne işle meşgulsün Ramazancı? Ben bu Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde giriş tarafında güvenliyim. Araçlara çıkış, giriş kontrolünü yapıyorum. Çok güzel, mükemmelsin. Evlilik yaptın mı? Evlilik yapmadım, düşünmüyorum. Çoğu arkadaşım yaptı, hep pişman oldum. Ben de zaten hiç aman evlilik falan, aynen, hiç öyle şeylere aynen, gerek yok canım yani. Aynen öyle valla. Ama arada çok şey oldum yani. Çok memnunum. Bak baştan söyleyeyim ama açık net bir kadınımdır. Böyle kendimi ağırdan satmayı sevmem. Rahat asla, konuşurum güvendiğim asla, insana. Asla. Ama ne yaşarsak ne konuşursak konuşalım aramızda kalsın. Ben sana ben cidden şeref namus veriyorum ki ben zaten ne yediğimi ne içtiğimi ne siktiğimi ne yanındaki ne söylerim ne dostuma söylerim yani. Ne güzel ne güzel zaten keşke. Zaten dost yap, her şey yapan dosttur yani. Keşke yanında olsaydım canım. Keşke. Olur mu bir gün inşallah ya? Neden yakın? Hayali bile güzel biliyorum yani. Hayali bile güzel biliyor musun? Efendim? Hayali bile güzel. Hayali aynen çok güzel. Hayat yaşamasını bilen en güzeldir ya. Öyle. Peki şu an şey yanında olsaydın ne yapardın? Şu an yanında olsam ne yapardım biliyor musun? Bir tane 70'lik vodka açardım ya da bir tane rakı açardım. Güzel bir tane meze. Ne güzel karşılık, evet. Karşılıklı içtikten sonra beraber. Bu erkek sesi çıkarmayacağım. Travesti yapacağım. Ama mutlu sonunda böyle çok çılgın mutlu son, böyle fantezili. Hayır ben mutlu son çok seviyorum biliyor musun? Aşırı doyumsuzum zaten. Çok aşırı doyumsuzum. Parçaları mı diyorsun yani sen? Ya hiç sorma var ya ben en az böyle 1-2 saat olsun istiyorum. 1-2 saat mi? Çok az değil mi 1-2 saat? Ya yok en az böyle hiç durmadan anlıyor musun? He. Peki seksten çok neyi seversin canım? Neyi severim? Her pozisyonu çok seviyorum. Yalamayı özellikle çok severim. Böyle saatlerce yalarım. Gerçekten mi? Güzel zevkten boşaltırım onu. Güzel yalayabiliyor musun? Efendim sen ne diyorsun ya? Şu an bak ne biçim kalktı şu an yanımda olsaydım var ya. Gerçekten mi? Kaç santim seninki? Kaç santim? 18 vardır. Çok güzel canım. En sevdiğim ortası yani. Çok da büyük sevmiyorum. Acıtıyor biliyor musun? Aynen aynen. Benim sen ne yeri seversin? Benim bir iş yerinden bir arkadaşım vardı. Bundan 7-8 yıl önce. Tamam. 12 mesela aşırı büyüktü yani biliyor musun? Yani bir nevi müdürüm sayılırdı. Müdürümle yatıyordum. Can yakıyor ya. Çok can yakıyordu canım. Can yakmayı zevk olmuyor. Evet. Ama şu an yanımda olsam var ya böyle. Boşalıyor musun güzel? Fışkırtıyorum canım. Of en sevdiğim şey ya. Seni böyle bir odada böyle çırp çıplak olmak isterdim böyle. Şu an var ya canım iç çamaşırıma baktım ıslanmış biliyor musun? Of. Sen nesin böyle ya? Çok fenasın ama. Gerçekten mi? Şu gerçekten. Numara her tarafını yalama. Ama böyle çok kibar olanları sevmiyorum yani canım açık olur. Ama böyle çok kibar olanları sevmiyorum. Dayanamıyorum ya. Benim için hiç fark etmez yani. Yeter ki he de. Benim için hiç problem yok. Yeter ki mutlu et beni. Anlıyor musun? Erman'ın biri aradı birader. Acaba bir arkadaşı falan mıydı? Alo ne oldu? Ya benim telefonum o sensörü kapanmıyor kulağımın çarpınca. Sessiz alıyor, durduruyor, kapatıyor. Tamam, şu an müsait misin? Müsaitim tabi. Tamam canım. Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Efendim?
Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Amcamla oynuyorum. Memelerin ucunda yalayabiliyorsan yalsana. Evet, biraz sert olur musun canım lütfen, biraz sert ol. Seni parçalarım böyle. Evet canım. Götünü delirim, yerden yere sürüklerim. Canım biraz daha sert ol, böyle bir kavga dermişsin de biri sana böyle şey yapıyormuş gibi. Bebeğim benim. Ben işte öyle çok şey alamıyorum ki telefonda, yakında olsa. Böyle bile çok iyisin canım. Evet. Evet. Parçalarım bebeğim benim. Süpersin canım, sesin azaldı. Evet evet. Seni parçalarım bebeğim, amcanı yalarım seni. Evet, biraz sert ol, yat lan yere, orus buldu. Yat lan yere de. Yat yere, amına kodum, yat yere. Evet. Parçalarım seni. Canım sesin azaldı biraz, sesin azaldı. Alo. Görüntüyle konuşalım seninle. Canım bekle, biraz daha ısınayım sana, biraz daha azayım. Tanıyım, öyle verim numaramı. Ne benim için be canım benim, hem türlü ısınabilirsin. Bak biraz daha konuşalım. Ben de şimdi tek başıma yaşayan bir kadınım ya canım. O yüzden evet, hemen veremiyorum. Biraz daha konuşalım, söz veriyorum. Biraz daha tanıyım, olur mu? Of, olur bebeğim. Sen söyle, ben sana söyleyeyim her şeyi. Tamam. Tamam canım, ne güzel. Tam aradığım tipsin. Her şeye ayak uyduruyorsun. Canım her şey yap. Her şeye fark etmez. Seni böyle yerde sürüklerim. Böyle fant bacaklarını bağları yalarım. Ay canım mükemmelsin. Biraz şey telefonu yaklaşıp telefonu yaklaşıp konuşur musun? Sesin geliyor mu şimdi? Biraz azaldı sanki. İlk başta daha iyiydi. Şimdi geliyor mu? Daha kötü oldu canım ya. Şimdi geliyor mu? Şu an çok iyi, evet, şimdi devam et canım. Of, bebeğim benim, senin bacaklarından bağlarım. Vücudunu ısırırım bebeğim. Ah canım, şimdi şey istiyorum. Canım sanki böyle... canım sanki böyle bir kavgadaymışsın da biri sana yumruk atmış da sen ona tepki veriyormuşsun gibi böyle sert... Evet, evet. Bebeğim. Yat lan yere, orospu de, biraz sert ol, böyle sinirlen, biraz bağır çabuk. Yat yere. Bağır biraz daha bağır. Bebeğim çabuk yat yere. Evet evet bağır. Salacağım yüzüne çabuk. Ay canım. Canım kaç santimdi seninki? 17. Benimki de 19 santim var ya, görsen var ya, akmak üzere. Canım şimdi ben Manisa'ya Manisa'ya gelince ne yapacağım biliyor musun canım? Ne yapacaksın? Seni böyle dar büzüğünden sikeceğim, böyle ah diye bağıracaksın bebeğim. Alo. Canım alo. Ben bir de doğuluyum ya, benimki damarlı Kürt yarrağı, böyle 23 santim bebeğim. Of. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, 23 santimi istiyor musun benim 23 santimi? Ben şu an görmem lazım seni, görmeden bir şey diyemem. Bebeğim. Nasıl yani? Benim 23 santimi istiyor musun? Onu diyorum. İsterim bebeğim. Niye istemeyeyim? 23 santimi istiyorsun yani. Ben seni şu an pek fazla güvenemedim. Amına koydun mu çocuğu? Niye istiyorsun? İyi misin birader? Ben erkeğin, farkında mısın? Biliyorum erkek olduğunu bebeğim. Nasıl yani? Nasıl yani? Aşkım? Alo. Nasıl yani derken? Erkek olduğunu biliyor muydun bebeğim? Biliyorum tabi. Ay canım benim ya. Aktif mi abi ben, ha, olur mu? Aktif misin? Evet aktifim baba ya. Olmaz baba. Lan niye olmaz oğlum, nastralya yaparız amına koyayım. Aktif olmaz. Lan eskiden kadın bulamıyorduk, şimdi adam da bulamıyoruz yani. Sikecek adam kalmadı. Deli deli baba, delikanlılar Çanakkale'de. Harbi miyim sana? Tabii, seni de sikerim, yanındakini de sikerim. Fark etmez yani. Lan oğlum dur. Ama sen çocuk çok iyi bir insan, farkında mısın? Yok iyi, gerçekten kafa adammış. Birader... Ben sana hep söyleyeyim mi dostum? Sen bana bir yaklaş, ben sana 10 yaklaşırım. Buna emin ol. Aslında yok biliyorum biliyorum yani. Baba sen biraz da aslında şöyle söyleyeyim sana yeğenim. Bak ben sana bir şey diyeyim, ben 38 yaşındayım. Biz burada arada böyle yengenle fantezi yapıyoruz. Hani ben bakma boşaldım diye istiyor yapıyorum. Efendim? Memleket Kuderi. Şanlıurfa. Şanlıurfa, Seçevat Eseri'de. Ooo sen nereli sen? Nereli sen yeğenim sen? Bayağı sevdim sen ha. Ağır ağır patladı. Aa bak tam adamını buldun işte. Niye adama saygısızlık yapıyorsun? Yeğenim bilir misin? Sen biraz gözümden düştün mü? Ya yeğenim bak yeğenim, daha yanlış anlama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada çok çakal var. Sen onlardan biri sandım biliyor musun? Ama sen harbiden kaç yaşında bu arkadaş? Yok. 24 yaşında. Aa daha gençmiş lan. Ben dedim herhalde o moruklar gibisin biliyor musun? Boşanınca bir espri baba yaptım. Ya bana da yeğenim yani, bilir misin? Bak bana diyor ki bana diyor ki ya diyor ki işte
yanındaki erkeğe söyleme yanında erkek olduğunu, telefonda konuştum erkeğe. Ama ne yapayım, çekiniyorum. Ne olacak gülüm? Hani şimdi... çekiniyor muydun? Daha neler söyledin be? Ya işte... Sen var ya az muhterem, çok kötü. Bah, Allah'ını seveyim. Allah'ını seveyim yani. Allah'ını seveyim. Utanıyor mu şu hanımefendi? Hem o fantazi istiyor hem utanıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır, her şey açıktı. Ya en başta söyleyemiyorum işte, utanıyorum. Abi lan sen bırak bu işleri, delikanlı birazcık. Aynen, karşıdaki adam ayıp oluyor. Ben de ortama katılmak için adama laf atıyorum bilerek, sen beni konuşturmuyorsun diye. Çünkü yeğenim bilirsen sessiz seks olmuyor, doğru mu? Seks sessiz olur mu yeğenim? Babacım olmaz, anladın mı? Bağırarak apartmanı duyuyor. Ha bak yeğenim baya iyi yani. Yeğenim ben seni var ya çok sevmiş ama gerçekten. Bilirsen senin burada her zaman bir dayın var İstanbul'da. İstanbul'da neresin? Esenyurt'da. Esenyurt'da oturuyorum babam. Delikanlı gibi. Ya, harbi delikanlı gibi. Ya, sen yurtta oturuyorum. Sen beni tanımıyorsan amına koyayım. Hep nerede oturduğumu biliyorsun, nerede olduğumu biliyorsun. Baba bak. Lan bana şaka yapmıyorsunuz değil mi siz? Ya yok canım, Twitter'dan aldım numarasını. Vallahi yeğenim beni biraz korkuttun ha. Sen beni iyi tanıyorsun sanki. Baba ben seni tanıyorum. Bak ben sana bir söyleyeyim. Ben Manisa'da oturuyorum. Evet. Ben seni tanıyorsam herhalde köpek olan. Aa, adın ne senin yeğenim? Ramazan. Aa, Ramu. Ama hadi devam edelim. Lan dur, daha yeni geldik ya, dinlemeyek mi hiç güzel. Bırak ben devam edelim diyor. Yanında kim var diyorum, kimse yok diyorum. Ben, olur mu öyle baş başa? Bu kaçınıyor yeğenim. Ama ne yapayım, ben böyle seviyorum. Yeğenim. Babacım benim yerime kaçsana. Ya yeğenim, dinlemek ister misin? Neyi? Dur bekle, ben yeğenimin intikamını alacağım bu kahveden. Al lan benim içimi al. Evet dur. Yavaş ol ama Yavaş ol, dur canım, dur bekle. Yeğenim müsaade var. Var müsaade senin. Evet dur yavaş. Amına koydum o kahpesi. Az okuzu cihat dendim ha. Evet. evet süpersin. Süpersin. Parçala onu. Yigen dayı nasıl yapıştırıyor Yigen? Evet. Evet süpersin. Çok güzel. Evet süpersin. Amına koyayım. Oh. Anca böyle insanları kandırırsanız. Ay yavaş ol. Köpek. Sus yavaş ol. Yani. Götten kaybıyorum kahpeyi. Önden çalış. Evet. Ooo fenasın ha. Evet süpersin. Yeğenim. Laka. Evet o ne demek? Yapıştır diyorum. Lede. Evet süpersin. Evet süpersin. Ya Ramo, Ramazan söyle biraz sert olsun. Söyle biraz babacığım, sert. Babacığım biraz daha sert olun. Parçala böyle. Yani tamam evlat, bu kahpe kaşınıyor. Acıyordum bu kahpeye. Evlat senin için. Marda Tony, Tifem Kerdo. Yavaş ol. yavaş ol. Bir de kahpeye bak. Orusbi'ye bak, Orusbi. Orusbi bir de yavaş, bir de diyor ki yavaş yapıyormuşum. Askuzu cihat denim. Yavaş ol. Yeğenim, sen de küfür et bu kahpeye. Laka. Oy süpersin canım. Süpersin. Ramo. İlgen. Bu kahvede bir göt var, görmen lazım. Evet. Ya 40 yıllık götçüyem. Ramo 40 yıllık götçüyem, bilir misin? Hayatımda böyle göt görmemişim. Evet. Evet süpersin. Baba görüntülü arasana ben ölmüşüm. Görüntülü yapma. Yok hayır ya, kafamız gözüküyor. Ya ne olmuş yeğenim, de bir şey olmaz. Ya yok ya, hayır. Ne olacak be, Allah'ını seviyorsan. Birazdan dur birazdan söz. Ama bak söz verdin ha, şu ayıp olur ha. Tamam. Ramo. Ha baba. Bu kahveler sana vermiyor değil mi? Evet baba, evet. Bana verdin, benim yanıma kaybola. Tamam dur evet. Amına koyayım Ramo, garibandır he? Evet. Gariban diye vermiyorsunuz değil mi? Nerede bir zengin var hemen Playboy ilan ediyorsunuz. Evet. Abi böyle garibanlar evde 31 çekiyor. Bunların hakkı değil mi? Ramo. Abi, dayın var ya dayın. Ramo dayın yok mu dayın? Bilir misin? Bugün garibanların intikamını alıyor. Bilir misin? Evet. Amına koydum bu kahpesi. Evet. Eskunat denem. Evet. Şey Ramazan, bas dayıcım der misin? Bas dayıcım de biraz hızlan. Bas dayıcım, parçala onu. Evet. Parçala onu babacığım. Evet süpersin. Canım şarkı dayı, söyle. Dayı benim yerime de vur bu dayı. Tamam evet. Yeğenim. Parçala onu dayı. Yeğenim kurt adam gibi oldum yeğenim. Lan yeğen. Lan dayı sen burada olsan dayın hep sana yapıştırırdı, hem karı yapıştırırdı. Evet. Ben de sana yapıştırırdım. Ayıp edin sana yeğen. Evet. Parçala onu.
Şarkı söyle, şarkı söyle. Yani seks yapıyoruz ya yeğenim. Bunlar ne fantaziler var ya. Şarkı söylerken benden diyor şarkı söyle seks yaparken. Ya ama canım istiyor. Ama sana bir şey yaptırmak canım istiyor lütfen. Ya söyle şarkı söylesin Ramazan. Lan sus amına koydum bu kahvesi. Babacım sen de biçim modelsin böyle ben lan. Hadi hadi şarkı söyle. Gel o zaman şarkıyı söylüyorum. Söylüyorum bak. Kahveyi kırmayak. Yavaş ol. Yavaş ol. Bayat kavgası. Evet evet. Cana yetince. Yıkıp duvarları. Kırasım gelir. Evet evet evet. Çıparsın. Bir anda dünyayı. Evet evet evet. Çıldırır bedenim. Evet evet evet. Ruhum daralır. Her şey gözümden ararız. Ramo. Ama dur ara beni 5 dakika sonra ara. Sen niye 5 dakika arıyorsun? 5 dakika sonra ara beni baba. Tamam arayacağım yeğenim. Tamam, evlat hadi. Evlat görüşürüz evlat. Hadi görüş baba arama unutma. Tamam baba arayacağım baba tamam, rahat ol. Evlat görüşürüz. Hadi. Nasıl bu ne anlamına koyayım? İkimiz de birbirimizi çözemedik. Ama Ramo harbi götçüymüş. Arkadaşlar herkese cevap vermek zorunda değilsiniz ya. Yayına yeni gelenler, hiç izlemeyenler, her gün bu hikayenin burada aslında 40 kere döndüğünü bilmeyenler kurgu sanabilirler. Biraz da önce arkalı oldukları için, biraz cahil oldukları için. O tarz tipler de birazdan böyle bir tayyi ararız olmaz. Merhabalar. Can Bey'i aramıştım. Kimi? Can Bey'i aramıştım Twitter'dan. Can Bey evet benim. Can Bey merhabalar, ben Kim Arkadaş İster sayfasından arıyorum. Numara atmışsınız kız arkadaş için galiba. Evet. Normal zaten sayfamızı takip ettiyseniz ki takip etmişsinizdir. Normal işte evet. Çekiliş böyle beyefendiler numara atıyor. Yaklaşık evet. 200 kişi biz de 5 kişi seçiyoruz. Normal evet. Şey bunlar soru cevap 5 tane soru soruyoruz normal bir şekilde. Bilirlerse evet. Eğer ki bir kız arkadaş kazanıyorlar bizden. Bunu da tamamen karşımızdaki insanın genel kültürü, kadınlara bakış açısını, cinselliğe bakış açısından dolayı. Şimdi 300 tane erkeği de numara bulamayız. Ayrıştırmak için bu tarz şeyler yapmamız lazım diye bir konsept oluşturduk. Biliyorsunuzdur zaten. Evet. 300 kişi içerisinden 5. kişi olarak seçilmişsiniz. Müsaitseniz eğer ki yarışmayı başlatmak istiyorum şu anda. Tabii. Yalnız yarışmaya katılmadan önce soracağımız bazı sorular oluyor. Tabii. Evliyseniz veya herhangi bir kız arkadaşınız varsa yarışma hakkınız eleniyor. Çünkü bu tamamen garibanlar için, pandemide kız bulamayan insanlar için. Evet, anladım. Kız arkadaşınız var mı? Yok. O zaman problem yok. Ya çünkü kul hakkına giriyor, biliyorsunuzdur. Evet. Kaç yaşındasınız? Yani evlendim, boşandım, ayrıyım oradan. Bir de hangi şehir? Orası önemli. Orada eğer ki bir kadın yoksa kapatırım ben. Konya. Tamam, Konya var. Konya var. Tamam, Konya varmış, aynen. Şimdi bize başvuru yapan kadınlar da bize güvendiğinden, biz de o yüzden alacağımız erkeği, tanıştıracağımız erkeği iyi seçmek istiyoruz. Evet. Kuralları biliyor musunuz yarışmada ne yapacağınızı? Hayır. İki tane joker hakkınız var. Evet. Biri %50 joker hakkı, diğeri götçeye sor joker hakkı. Yani bunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Tamam. Hazırsanız başlatıyorum. Tamam, hazırım. Bir dakika soruları açıyorum, beklerseniz. Evet sayın seyirciler, Can Bey Konya'dan katılıyor yarışmamıza. Can Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Yarışmaya hak katıldınız, kazanmaya hak katıldınız. Yarışmaya evet. Kazanmaya hak katıldınız. Evet. Ne düşünüyorsunuz, heyecanlı mısınız? Pek o kadar heyecan yok. Ağzımı sikeyim. Heyecan olursam şaşırırım diyerekten fazla heyecan yapmıyorum. Çok güzel, gerçekten. Heyecanlı olmamanız sizin açınızdan bir artı. Evet. O zaman başlatıyorum hazırsanız. Tamam, hazırım, başlatabilirsiniz. İlk sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisini yaptığınızda karşıdaki kadın mutlu olur?
Onunla yemeğe çıktığınızda, tavla oynadığınızda, batak oynadığınızda, onun yanında gaz çıkardığınızda. Onunla beraber yemek yediğinizde beraber mutlu olur. A şıkkı son kararınız mı? A şıkkı son kararım. Emin misiniz? Evet. Evet, ilk sorumuzun cevabı bakalım doğru mu? Ve doğru cevap, tebrik ediyorum sizleri. Çok güzel yarışıyorsunuz Can Bey. Teşekkürler. Hazırsanız ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, geçebiliriz. Hemen geliyor. Sen neden beni peşimi bırakmıyorsun? Sen benden ne istiyorsun yav diyen ünlü Fransız bilim adamı kimdir? A. Erkan Malta. C. Celil Tekçelen. B. Bahattin Saraç. D. Seyfettin Hawking. A diyorum. A hangi şey? Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet. Joker haklarınız da var. Kullanabilirsiniz. Zor bir soru. Şimdi de kullanmak istemiyorum. Fransız bilim adamıdır diyorum. Farkındaysanız. Fransız bilim adamı. Evet, ilk kişi... Soru alabilir miyim tekrar? Sen benim peşimi neden bırakmıyorsun? Benden ne istiyorsun? Ya onaylıyorum AQ diyen Fransız bilim adamı kimdir? A. Erkan Malta. B. Celil Tekçelen. C. Bahattin Saraç. E. Seyfettin Hawking. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. %50 Joker hakkı mı? Evet. Evet, şimdi iki şık eleniyor. Geriye Erkan Malta, Seyfettin Hawking kalıyor. O C, B mi oluyor? Hangi soruyorum? D. Seyfettin Hawking. D şıkkını veriyorum. Son kararınızdan emin misiniz? Son kararım. Evet, doğru cevap. Bildiniz. Tebrik ediyorum sizleri. Can Bey, orada mısınız? Buradayım. Teşekkürler. Üçüncü sorumuza geçiyoruz hazırsanız. Hazırım. Evet, üçüncü sorumuz bir cinsellik sorusu. Biraz zor gerçekten. Hazırsanız soruyorum. Sorun yok. Aşağıdakilerden hangisi bir vajinaya girdiğinde çok mutlu olur? Hazır mısınız? Hazırım. Aşağıdakilerden hangisi bir vajinaya girdiğinde çok mutlu olur? A. Odun. B. Kozalak. C. Çay kaşığı. D. Yarrak. D. Yarrak diyorum. Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet, son kararım. Evet. Bakalım doğru cevap mı? Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Aslında kolay bir soruymuş. Ben zor sanıyordum. Evet. Evet, şimdi dördüncü sorumuzdayız. Sona yaklaşıyorsunuz gerçekten. Aşırı şekilde iyi bir yarışma çıkartıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Teşekkürler. Ben de sizi takdir ediyorum. Hazırsanız diğer sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Türkiye'nin New York köyünde ne yetiştirilmektedir? Türkiye'nin New York köyünde ne yetiştirilmektedir? Evet. A. Çay. B. Patlıcan. C. Bardak. D. Masa. B. Patlıcan. Şeyi biliyor musunuz? New York köyünü biliyorsunuzdur. Türkiye'nin bir eyaleti. Duymadım ama. Şeyde, Şanlıurfa'nın bir köyü. Ha, Şanlıurfa'nın köyü. Duydun değil mi? Ünlü bir köy sonuçta. Evet. Oradan, evet. B. Patlıcan diyor. Çok acele çay cevap verdiniz, emin misiniz? Evet, çay çünkü şeyde, Rize'de yetişiyor. Evet. Ama başka yerde yetişmediğine göre. Biraz mantık yürütebilirsiniz böyle. İlk dediğiniz şey doğru aslında. B. Patlıcan diyor. B. Ya, patlıcan son kararınız mı? Sonlarım. Evet, bakalım doğru cevap mı? Geliyor, geliyor. Evet, tebrik ediyorum. Çok doğru cevap verdiniz. Gerçekten çok zekisiniz. Mükemmel bir yarıştırma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler. Tamam, o zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir erkeğin hoşlanabileceği bir am çeşididir? A. Orospu amı. B. Dul amı. C. Bakım yapmayan kızın kokan amı. D. Anna'nın amı. E. Dar am. D.
4 tane sorudan birini cevaplayacağız şimdi. Evet. Götçe'ye soracak yer hakkınız var. Kullanmazsanız boşa gidecek. Son soru çünkü. Götçe'ye soracak yer hakkınız var. Tamam, kullanabilirim. Kullanmak mı istiyorsunuz? Evet, ikisini eleyelim. Evet sayın seyirciler, Can Bey 5. soruda, son soruda Götçe'ye sor joker hakkını kullanıyor. Evet, uzman götçümüz Ergün Bey'i bağlanıyor. Bir dakika. Alo, merhabalar Ergün Bey. Merhabalar Fatma Hanım. Can Bey ile yarışıyoruz. 5. soruda takıldı ve sizlere sormak istiyor. Tabii, dinliyorum. Merhabalar Can Bey. Merhabalar. Bol şans efendim. Son soruya kadar kolay kolay kimse gelmiyor. Bugün 3 kişi yarıştı. 3'ü de gelemedi. 4. kişisiniz galiba. Evet, bir kişi daha arayacağız şimdi. Tebrik ediyorum sizleri Can Bey. Teşekkürler. Soruyu alabilirim. Kendisi görüntülü katılmadığı için ben okuyacağım. Soru önüne gitmedi çünkü. Tabii, dinliyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir erkeğin hoşlanabileceği bir am çeşididir? A. Orospu amı. B. Dul amı. C. Bakım yapmayan kızın kokan amı. D. Anna'nın amı. E. Am. Vallahi biraz kolay gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Bayağı kolay gibi gözüküyor. Şaşırtıcı bir soru olabilir Can Bey. Evet. Size de aynısı geldi galiba. Evet efendim. Şimdi biraz mantık yürütmek gerekirse bence A şıkkı değildir. Orospu amı olmaz. Daha güzel çeşitler var içeride çünkü. Doğru mudur? Siz de bana katılıyor musunuz? Doğrudur, katılıyorum. Başka ne olabilir? Sizin fikriniz ne peki? Benim fikrim D diyor ama dul amı. Dul amı. Ya da hı. Ama o işte yani bunun dulukla bir alakası olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani çirkin ise biri, bakım yapmıyorsa, dulsa mesela direkt genel bir yargı olmaz mı bizim için? Yargı olur. Evet. En son şey olarak C, bakım yapmayan kızın kokan olmaz o. Yani biz sevmeyiz. Olmaz. Kokan sever misiniz beyim? Öyle bir hikaye yok yani. Yok. Şimdi burada önemli olan Anna'nın amıyla normal am. Doğru mudur? Evet. Normal am demiyoruz. Am. Bence burada bir şaşırtma var. Çok var. Basit bir soru. Ben am olduğunu düşünüyorum direkt. Bence bir erkek am ayırt etmez yani. Ben yani, evet. Doğru mudur yani? Doğrudur. Ama seçer canım zaten. Son, am, 40, son 45 saniye. Daha 45 saniyemiz var. Sanki ben bir amda takılı kaldım ya. Tamam, ben de am diyorum o zaman. Ya aynen. Bilmiyorum yani, tam da emin olamadım yani. Tamam, ben am diyorum beyefendi ama siz kararınızı verin. Tamam, ben de am diyorum o zaman. Yani bir 30 saniyemiz var, hemen bir düşüneyim. Yani şimdi diğerleri olmuyor sonuçta, uymuyor değil mi? Evet. Ya am olsun yeter mesela, sizin için şu an bir am olsa yetmez mi? Yeter yani. Daha ne olsun ki yani? Erkek ya amdan hoşlanır. Bence bu var. Bu sorunun içinde. Şimdi ama am var, amcık var. Şimdi am demek güzel am var, çirkin am var, kokan am var. Kokan am olursun sana, kıllı am olursun sana. Onlar ama işte yani o da var şimdi. Evet. Evet, süreniz doluyor, son 10 saniye. Ben E diyorum. Am, en yakın ya. En yakın E geldi. Am diyorum. İyi, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Süren doldu. Sağ olun. Alo. Am diyoruz. Am mı diyorsunuz? Son kararınız mı? Son kararım. Evet. Bakalım, eğer ki bilirse bizlerden bugün bakalım, maalesef Can Bey Anna'nızın amı olacaktı. Yani normal Anna Rus kadın biliyorsunuzdur. Evet. Biraz Rus kadınları sever bizim erkeklerimiz. O yüzden Anna'nızın amı olacaktı yani Can Bey. Daha çok ondan hoşlanıyorlar. Ama siz 3. soruyu geçtiğiniz için, barajı geçtiğiniz için Can Bey. Alo. Evet. Evet. Bizden dinliyorum. Bir teselli ikramiyesi kazandınız. Tamam. Teselli ikramiyesi olarak sizleri normal başka şehirden de olsa bir hanımefendi arayacak birazdan. Tamam. Teşekkürler. Sizleri biri arayacak. Pardon, hanımefendi demişim. Açıp onunla konuşursunuz. Konya tamam. Mıydı? Konya. Tamam, ben bağlıyorum o zaman. Beklerseniz. Tamam. Teşekkürler. Elhamdülillah. Alo. Alo. Şimdi Konya'da Irina diye bir hanımefendi oturuyormuş baktığım kadarıyla. Normalde 3. soruyu geçenleri yapmıyoruz. Gerçekten iyi bir yarış çıkardığınız için Irina hanımefendiyi bağlıyorum. Teşekkürler. Ben hattan çıkıyorum, siz hatta kalın. Tamam. Thank you.
Alo, merhaba, kiminle görüşüyorum? Alo. Alo. Fatma Hanım, beni aramışsınız. Fatma Hanım, beni aramışsınız. Canım, normal yarışmaya katılan bir beyefendi var, kazandı. Konya'da oturuyormuş. Konuşabilirsin, ben çıkıyorum. İyi akşamlar tatlım. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ben Irina, memnun oldum. Nice to meet you. Ben de memnun oldum, ben de Zeynep. Konya'dan. Zeynep, doğru. Zeynel. Zeynel. Çok memnun oldum Zeynel Bey. Ben Meram oturuyorum. Meram da. Evet, Meram oturuyorum. Ben de Selçuklu. Ben bir evlilik yaptı, boşandı ya, şimdi tek yaşıyorum. Evet, ben de tek yaşıyorum. Dur, bekarım. Evlendim, boşandım. Ben aynı istiyor yok. Güzel bir erkek, güzel arkadaş, güzel dost. Ben çünkü 3 yıl İstanbul yaşıyordum ama şimdi 6 ay Konya yaşıyorum. Tamam, ben de Konya'da yaşıyorum, tanışabiliriz. Evet, ama ben ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın istiyorum. Ne istiyor? Ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın istiyorum. Ses tamam, söz sır olur, aramızda kalır. Başka neler yaparsın sen? Her şey aramızda kalır. Ben, yani başka ne yapmaktan hoşlanırsın? Yemek yemekten, gezmekten. Ne güzel, ne güzel. Arkadaşımı memnun etmekten, bayan arkadaşım. Ama ben istiyorum, benim sevdiğim erkek tek bana sadık olsun. Tamam. Ben de istiyorum. Ben o zaman biraz daha konuşalım. Güvenirsem numara veririm. Görüntülü konuşuruz. Tamam. WhatsApp. Ama biraz daha tanışalım, tamam canım? Tamam canım. Sen sormak istediğin bir şey var mı peki? Sana sormak istediğim bir şey var mı? Benim de sevdiğim, tanıdığım kişi benimle sadık olarak benimle başkasıyla... Ben de evet sen benim gibi, Allah şükür olsun, ben kendi gibi biri buldum. Gerçek değil, ben çok istiyorum. Harasho marasho kruzukatko yeşo. Ben de çok istiyorum seninle tanışmayı, görüşmeyi. Önce bir ama hemen öyle evde görüşmek yok, ben biraz kahve içmek, muhabbet, sohbet istiyorum. Tabii olur. Niye olmasın? Evet yani ben ama biraz sen benim gibisin. Ben seni sanki biraz güzel insan. Sen de güzel insan. Evet yani sen güzel insan. Alo. Alo. Teşekkürler. Bu ses nereden geliyor? Alo. 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 Sesim geliyor mu hanımefendi? Evet, sen kimsin? Ya ben yarışmayı kazandım da beni buraya bağladılar da, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Ama iyiyim de burada benim bir beyefendi var zaten. O da yarışma kazandı, doğru? Alo. Alo. Aa, bu beyefendi kim ya? O da yarışma kazandı. Fatma Hanım sizi yanlış bağlamış. Yani ben bilmiyorum. Nasıl oldu ya? Ben yarışmayı kazandım, beni buraya bağladılar. Hadi ben Zeynel Bey'le konuşmak istiyorum. Doğru aşkım. Doğru mu? Doğru. Evet. Aradan ya... çık. Yok yok abi, ben de hani hak kazandım ya, beni buraya bağladılar. O zaman Fatma Hanım'a söyleyin, beni ararsın, olur mu? Ben neden siz, neden söyleyeceğim? Siz arayın, söyleyin. Bende numarası yok abi, gizliden aradılar beni ya. Ben yaşlıyım, 60 yaşındayım. Ideal'da böyle bir fırsat çıktı bana, biliyor musun? O yüzden hani ben direkt kapatırsam beni aramazlar diye çekiniyorum ya. Ya beyefendi, bence siz yanlış geldiniz. Ben yarışmayı kazandım, buraya beni hak kazandım. Hayır, yok öyle bir şey. Ben de hak kazandım kardeşim, ilk önce yarışan benim. Evet, ben Zeynel Bey yarıştı, kazandı. Yine. Sonra sen geldin. Ama yani ben şimdi, demek gerekirse ben de kazandım yani. Ne olacak ki şimdi? Ben de konuşmak istiyorum sonuçta. Abim sen o zaman Arafat şey, bana hatta şey dedi, bir tane kadın bağlanacak dedi. Evet ama yanlış bağlanmış, senin yanlış başka bağlanmış. Kadın bağlasın yani. Başka kadın bağlasın yani. Ama ben dedim yani, lütfen beyefendi hattan çıkar mısınız? Hakka girmeyin lütfen, kul hakkına giriyorsunuz. Sen kul hakkına giriyorsun kardeşim şimdi, ben konuşuyordum. Bayan beni istiyor, sor. Evet yani sen kimsin yani? Böyle olur mu yani? Tamam da ben de size bakarım. Bakın ben 3 tane evim var.
Ben gerçekten güzel bir arkadaşlık kurmak istiyorum. Bu beyefendiden size daha çok yardımcı olabilirim. Kendisi gördüğüm kadarıyla fakir bir arkadaş zaten. Hani sizi mutlu edemez. Sen nasıl konuşuyorsun terbiyesiz? Yok yok, özür dilerim. Yani bunu kötü anlamda söylemedim. Bende para var, ev var, araba var. Yani her şey para, ev değil, araba değil. Önemli olan arkadaşlık, sevgi. Ya beyefendi yanlış anlamayın şey, yani. Bende para olup olmadığını nereden biliyorum? Bir evet, sen yanlış konuşuyor yani. Ya beyefendi. Ama ben 60 yaşındayım, saygısız bir herif. Baksana ya, şerefsiz. Saygısızı sen yapıyorsun. 60 yaşındaki insanım. Yani gençsiniz, sizin önünüzde daha çok çıkar. Kısmetimizi kapatmayın beyefendi lütfen ya. Yani sen çık attan, biz hanımefendiyi ben mutlu ederim. Sen dayına bırak. Hayır, ben istemiyorum yani. Bekle canım. Aşkım, orada mısın Zeynel? Buradayım. Ben Fatma Hanım bağlıyorum. Bekler misin? Heh. Tamam. Fatma Hanım bağlayın da bana başka bir kadın bağlasın o zaman. Evet, bir dakika bekle. Tamam, bekliyorum. Alo Fatma Hanım, başka erkek bağlandı. Alo. Alo efendim. Canım, başka erkek bağlandı. Başka kişi konuşuyor. Nasıl yani? Ya Fatma Hanım, beni buraya bağladınız da ben bu bir hanımefendiyle konuşuyorum. Bir tane adam gelmiş diyor ki ben de yarışmayı kazandım. Bizi dolandırmaya çalışıyor. Hanımefendiyle aramıza giriyor. Nasıl yani? Öyle kimse giremez. Ben bağlıyorum zaten. O dediniz Zeynep, ki... Alo Fatma Hanım. Merhabalar. Ben konuşuyordum. Onun aşağına bir arkadaş geldi. Zeynep Bey, siz misiniz? Evet. Ama Zeynel Bey diye biri yarışmadı ki, Can Bey diye yarıştı. Tamam Can Bey, ben en çıkabak adım Can Bey. Ha tamam, Twitter'daki Can Bey. Evet. Normal ilk siz mi bağlandınız İrina Hanım'a? Evet canım, ben Zeynel böyle konuştu en başta yani. Tamam da. Hatta siz bağladınız. Siz yani bu. Ondan sonra da bu arkadaş geldi araya. Bu arkadaş. Bilmem, hak hukuk demeye başladı. Ben evim bir dakika var, kontrol. Kontrol ediyorum. Bir dakika bekler misiniz? Lütfen bekler misiniz? Bekliyorum. Lütfen kontrol edilsin. Çünkü bu arkadaş gördüğüm kadarıyla dolandırıcı Fatma Hanım. Ben İrina Hanım'la konuşmak istiyorum çünkü. Ben çok beğendim sesini. Ben seni beğenmedi ama yani. Seninle konuşmak istemiyorum. İrina Hanım benimle konuşmak istiyor. Beni beğendi. Doğru değil mi İrina Hanım? Sen çık arada şerefsiz. Lütfen terbiyesizlik yapmayın. Diskalifiye ederim. Tamam, özür diliyorum. Özür diliyorum. Bak kızım, ben 60 yaşındayım. Böyle şerefsizler... 60 yaşındasın da maşallah. Senin de babuş gibi yani. Şerefsiz demeyi biliyorsun. Bilmem ne demeyi biliyorsun. Biraz konuşurken edepli konuş. Tamam da yani sen de büyüğüne ses çıkarıyorsun. Nerede gördün şerefsizliğimi, adiliğimi? Nerede gördün benim üçkağıtçılığımı? Evet yani Zeynel Bey gerçek... Benim yerim de belli, yurdum da belli. Konya'dayım ben. Ben de işte ben dedim Fatma Hanım, Konya dedim zaten size. Allah Allah. Ben Konya'da Selçuk'ta. Bir dakika. Galiba dur bir dakika, baktım da şu anda. Beyefendi, siz de Konya'dan istemiştiniz değil mi? Evet ben Konya'dan istedim. Ben Konya'dan. Ya tamam. İrina Hanım tek var Konya'da, biliyor musunuz? O yüzden otomatik bağlamış. Yoksa ilk başta Zeynel Bey konuştu. Ben hatırlıyorum da. Can Bey değil mi? Evet. Bu şerefsiz Fatma Hanım benim hakkıma giriyor. İlk ben konuştum ya. Yalan söylüyor, iftira atıyor ya. Ama ben bağlamadım sizi. Siz yalan söylüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Doğru. Yok, Fatma Hanım ya... ilk önce benimle yarıştı. 5 soru sordu. Şerefsiz. Doğru, çık aradan şerefsiz. Burada ben konuşuyorum, yaptığın ayıp senin kardeşim. Çıkar mısın, 60 yaşında adamım ben ya. Sen çıkacak. Bak, şerefsiz merefsiz diye konuşma. Bak senin amına koyarım ha. Amına koyarım senin orospu bak. Benim kafamı bozma. Sakin olur musunuz? Bak beyefendi, diskalifiye edeceğim sizi. Amını biçini sikerim. Amına kodumu çocuğu. Sen nasıl küfür ediyorsun lan? Sen kimsin? Ya bak bana küfür etmeyin edepli beyefendi. Edepli konuş. Küfür eden sensin. Yeğenim bak, ben senin yaşça büyüğünüm. Bana seni küfür etme. Senin yeğenim de sikerim, senin de. Ben yeğenim falan değilim. Tamam, sakin olur musun yeğenim? 60 yaşındaysan adam gibi dur. İlk önce konuşan benim. Evet doğru söylüyor. Benim aşkım doğru söylüyor. Terbiyemi takındım. Bozmadım ama terbiyeyi sen bozuyorsun. Ben de aldığımı bozdurma. Ya Fatma Hanım 60 yaşında. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Sen ben bak. Yaşlı adamım, benim kafam bozma. Orospu çocuğu. Sakin olun beyefendi. Bak diskalifiye etmek zorunda kalacağım. Zeynel Bey haklı. Tamam ben özür diliyorum da Fatma Hanım bana nasıl küfürler etti? Görüyor musun? Kabul edilmez. Senden mi özür dileyeceğim lan? Senden mi özür dileyeceğim? Çakal. Amına koydum bunu. Bak küfür etmeyin. Lütfen. Şu an... Şöyle bir daha inceliyorum. Beklerim. 30 saniye bekleteceğim sizleri. Tamam. Bir daha inceleyeceğim. Sonra diğer beyefendiyi alacağım. Lütfen, kavga ediyorsunuz.
Hatta bir dakika bekleteceğim. Lütfen canım biraz acele eder misin? Ben bu terbiyesiz konuşmak istemiyorum. İyi geceler. Alo. Tamam, seninle görüşelim. Konuşalım. Olur mu? Efendim? Alo. Alo, dinliyorum. Beni duymak istiyor musun? Alo. Duymak istiyorum tabii sesini. Tamam, sesim geliyor mu? Geliyor. İrina Hanım geliyor. Tamam, ben Fatma Hanım, hemen acele etsin, biz konuşalım. Bu terbiyesiz konuşmak istemiyorum. Ya tamam. Bak, yanlış anlamayın. Bu Zeynel midir nedir? Büyük ihtimal ben bunun fotoğraflarına baktım Twitter'da, şimdi araştırdım sizin için. Kendisi eşcinsel galiba, götünün fotoğrafını paylaşmış. Nasıl yani, yalan söylüyorsun, terbiyesiz. Fatma Hanım, şuna bir şey söyler misin? Ben Zeynel Bey'in profilini gördüm. Eşcinsel kendisi hanımefendi. Sizi dolandırır büyük ihtimal. Fatma Hanım, Zeynel Bey'in göçü gözüküyor Twitter'da. Alo. 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 Fatma Hanım. Bu ne diyor? Bak, terbiyemi bozduracak. Yok, istirahat konuşabilirsiniz. Bir şey olmaz. Ben bakıyorum. Siz konuşun. 30 saniye sonra döneceğim. Şimdi tam emin olmak için arama kayıtlarına bakıyorum. Bir dakika. Siz konuşun. İstediğinizi konuşun. Ben duymuyorum şu anda. Tamam. Ama siz... Alo. Efendim. Efendim canım, efendim. İrina Hanım, bu Zeynel eşcinselmiş. Konya'da şey yapıyormuş, erkeklerle görüşüyormuş. Ben baktım şimdi Konya'nın sayfasında. Götünün fotoğrafını paylaşıyor, şerefsiz adi adam. Nasıl? Yalanını sikiyim seninle pedeme, kavat! Amına kodumun oğlu. Benim ağzımı bozduracaksın, kavatın oğlu, kavat. Beyefendi senin bak. Var ya, ananı bacını sikerim bak. Senin var ya sülaleni sikerim bak. Seni kaldırırım la Konya'dan. Sakin olur musunuz bu adam? Bu adamla mı uğraşıyorsunuz? Seni kaldırırım bak la, sürerim seni buradan. Bu adam... Beni bak, asabımı bozma. La terbiyesizlik yapma, beni, hadi adam. Beni dinden çıkartma bak. Bak hanımefendi. Çıkart telefonu. Zeynel Bey götünün fotoğrafını paylaşmış, eşcinsel kendisi. Bak sakın yanına gitmeyin, benle konuşun. Yalanın namına koyayım senin. Hatta bak, hatta. Bana küfür etme, orospu çocuğu. Bana küfür etme. Sen orospu çocuğusun lan. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Senin avradını, bacını sikerim la senin. Orospu çocuğu. Canım kapat, sakin ol lütfen, canım sakin ol. Ben geldim. Alo. Alo. Ya niye kavga ediyorsunuz? 2 dakika gitti, kavga ediyorsunuz. Fatma Hanım ama ne diyor baksana. Ne diyor? Ne diyor? Eşcinsel diyor, bilmem ne diyor. Götünü göstermiş diyor, bilmem gerçekten ne diyor. Tıvırtırdan diyor, bilmem gerçekten ne diyor. Gerçekten mi? Yayından baktım diyor, cevap diyor. Öyle bir şeyim yok ya. Ergün Bey, öyle bir şey dediniz mi? Ben dedim de Fatma Hanım, kendisi eşcinsel olduğu için söyledim. Tövbeler tövbesi ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ya hanımefendi, bir tane adamla video çekmişler, porno, ben gördüm şimdi. Adam bununla sikişiyor. Nasıl yani? Öyle bir ya şey ya, var mı? Yok Fatma Hanım ya, yalan ya. Yalan söylüyorsunuz şükür, siz. Yani var ya, sapına kadar erkeğim yani. Siz yalan söylüyorsunuz da ben şimdi şey Zeynel Bey baktım da. Alo. Evet. Evet, evet Fatma Hanım. Ben bu ettiğiniz küfürlerden ötürü ben ikinizi de diskalifiye etmek zorundayım. Lütfen. Ama arkadaş başlattı yani. Ya, lütfen, başlattı. Lütfen Fatma Hanım, lütfen. Ben bu şerefsiz beni gaza getirdi. Ama çok küfürleştiniz yani, gerçekten. Yani böyle... Ama Fatma Hanım, bu laflarla sen başkası, başka erkek duysa aynısını söyler. Ben önce sabrettim ama sabrım bir zamana kadar çattı. Önce yani. O başlattı. Ama sıkıntı yapma Fatma Hanım, yapmasa ben seni sikerim Konya'da, merak etme, orospu seni. Senin yüzünden ben kısmetimi kapattım, ben 6 aydır tamam, numara atıyorum. Gel lan, istediğin yere gel, istediğin yere. Orospu çocuğu, orospu tamam. Çocuğu, orospu çocuğu. Sen orospu çocuğusun, tamam mı? Senin var ya, tövbe de. Ben gördüğüm kadarıyla, dur şu an mesaj geldi, alo. Alo. Ya ben bir yanlışlık yapmışım da. Üçüncü yarışan keş Ergün Bey'miş. Ergün Bey galiba ilk konuşmuş. Ha, böyle göte koyarım işte, orospu çocuğu. Bak ben seçilmişim. Nasıl siktim ama seni. Kapat, çıkarttım bu terbiyesizi hattan. Nasıl yani, bir dakika bekleyin, orada bir kadınla. Bir dakika, o niye çıkıyor, siz niye görev veriyorsunuz? Ama canım, ben Zeynel Bey konuşmak istiyorum. O zaman Zeynel Bey orada mısınız? Buradayım efendim. İrina Hanım'a soralım, olur mu? Tamam, sorayım. Yok, ben sormak istemiyorum. Ben kazandım, üçüncü bendim. Allah Allah. Şerefsiz, hile yapma. Alo. Alo. İrina, kimi seçmek istiyorsun? Ben yani o beyefendi çok terbiyesiz. Yani gerçekten bir orospu çocuğu. Doğru mu aşkım?
Evet aşkım doğru. Tam bir o beyefendi çok orospu çocuğu. Ben onunla konuşmayacağım. Çok terbiyesiz. Orospu çocuk önde giden. Doğru mu aşkım? Doğru aşkım. Tamam, kimi seçiyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz? Zeynel Bey çok orospu çocuk olduğu için ben Ergun Bey seçiyorum. Bak orospu çocuğu seni. Yok yok yok. Yok yani. Zeynel ne oldu lan, siktim seni. Amına koydum bu çocuğu. Fatma Hanım beni seçti. Çıkartın bunu hattan. Alo. Nasıl yani İrina? Amına sülaleni sikeyim amına koydum. Hayır hayır. Zeynel Hanım sen az önce o adamla kötü diyordun. Şimdi bana mı kötü diyorsun? Hangisi hayır kötü? Hayır aşkım sen çok iyi bir insan. Ben sana ben demedim. Zeynelim. Ben Zeynel'im o. Zeynel sen. Sen beni kötüledin. Bana söyledin. Sen can değil misin canım? Evet can benim. Zeynel benim. Zeynel benim. Zeynel sen değilsin la sen. Mehmet dedim. Can dedim. Ha doğru, bu Zeynel doğru, ben canım gel dedi ya, ben gerçek ismim Zeynel diye Fatma Hanım'a. Ben anlamadım şimdi. Can kim, Zeynel kim? Benim göbek. Ben can seçiyorum. Can seçiyorum ben. Tamam ben canım, o Zeynel. Can benim. Ben kazandım Fatma Hanım. Arkadaşı alttan alır sen mısınız? Can değilsin. Sen Mehmet dedin. Yalan söyleme. Ya 60 yaşındayım dedin, 60 yaşında da değil. Ben şimdi konuşan beyefendi istiyorum. Benden bahsediyor, ben konuşurum. Benden bahsediyor, benden. Ben konuştum. Bak bana diyor. İkinciyi mi istiyordun? İlk önce konuşunu mu istiyordun? Ben diyorum ki şimdi konuşan beyefendi, evet sen. Ben mi? Bak benden bahsediyor. Beni mi, ikinciyi mi istiyorsunuz? Alo. Alo kimi istiyorsun? İlk önce konuştuğunu mu istiyorsun? Ya merhaba, şimdi ben Selçuklu'yu mu istiyorsun yoksa? Ben Selçuklu dedim. Şimdi konuşan kişi Konya'da oturan. Ben benden bahsediyor. Benden bahsediyor. Hayır yok, senden bahsetmiyorum. Ben Selçuk'ta oturan bir efendi bahsediyorum. Tamam benim. Tamam işte benim. Aşkım sen misin aşkım? Benim aşkım. Evet aşkım benim. O zaman Ergün Bey sizi başkasına bağlayamayacağım. Ergün Bey olarak Ergün'dü. Can evet. Dedemin attığım. Ergün Bey orada mısınız? Ben buradayım da Fatma Hanım, bu orospu çocuğu benim kısmetimi kapattı. Yaşlıyım ben. Lütfen Fatma Hanım bana yardımcı olun. Lütfen, yaşlıyım diye hiçbir kadın benimle görüşmüyor, bir aşka muhtaç oldum. Böyle şerefsizler yüzünden, böyle dünyadaki kötü insanlar yüzünden ben hep kötü oluyorum. Sakin olur musunuz lütfen? Lütfen bir sakin olun. Beni birine bağlamayacak mısınız? Hayır, şu an sadece İrina Hanımefendi'ye bağlıyorum. Konya tek orası var. Lütfen Fatma Hanım bana yardımcı olun. Orospu çocuğu elindeki kısmeti aldın. Orospu çocuğu ananı sikim senin. Orospu çocuğu orada mısın? Orospu çocuğu. Sen ananı sikim. O lafların hepsi sana girsin. Küfür etmeyeceğim lan. Günaha girmeyeceğim. O lafların hepsi sana girsin. Ya dur tamam, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Tamam dur, üzülmeyin. Ben üzüldüm size yardımcı olacağım ben. Tamam, Allah razı olsun sizden. Ama şöyle bir şartım var. İkiniz de birbirinizden özür dileyeceksiniz. Ben Senap sana birini bulacağım. İlk o özür dilesin o zaman. İlk o özür dilesin, ben de dilim. Sonra onların arasında çekelim. Ya Zeynel Bey, büyüklük sizde kalsın lütfen. Tamam ben özür diliyorum. Tamam ben de Zeynel Bey çok özür diliyorum da, ben yanlış anlama 60 yaşındayım ya, o yüzden. Tamam. Tamam hadi. Nasıl, kime vereceksiniz bana? Ya şu an görüntülü bildiğim kadarıyla, şimdi biz şehir şehir yaşıyoruz ya, şehir şehir yarıştırıyoruz ya, Konya'da bir İrina hanımefendi var. Evet ben de Zeynel seçti. Biliyorum ben Zeynel seçti. Evet evet canım, ben de biliyorum, merak etme. Şimdi Konya'da oturuyorsunuz değil mi Ergün Bey? Evet evet Fatma Hanım, Konya'da oturuyorum ben. Allah razı olsun, Allah tuttuğunuzu altın etsin. Şöyle diyeyim. Şimdi bizim iletişimimiz olan insanlardan Konya'da oturan İrina hanımefendi dolu olduğu için size Selçuklu'da oturan Zeynel Bey beyefendiye bağlayacağım. Kendisi tam bir orospu götten siktiriyormuş. Nasıl yani? Nasıl yani ya? Anlamadım ben. Dalga mı geçiyorsunuz benimle siz? Hayır. Konya Selçuklu'dan Zeynel Bey. Şu an kayıtlarımızda var. Kendisi pasif götten çalışıyor. Nasıl ya? Burada Zeynel Bey. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Fatma Hanım sen ne yapıyor? Alo Fatma Hanım. Efendim. Şaşırdınız herhalde. Ne yapıyorsunuz? Ama dur, kayıtlarımız da var galiba. Sıkıntı yok. Kayıtlarımda bir tane var. O da Can Bey olarak geçiyor. Selçuklu olarak benim varım.
Nasıl yani? Zeynel Bey nereden çıkıyor? Yani, Zeynel Bey olarak göbek yani Fatma var. Hanım, Zeynel Bey'e de ayıp ediyorsunuz yani. Biz buraya bağlandık yarışma için. Size saygımız var. Yarışmayı sunuyorsunuz diye ama siz saygısızlık yapıyorsunuz. Yani yaptığınız terbiyesizlik, biz de bir kadın ümidiyle bekliyoruz yani. Fatma Hanım. Ya tamam da benim bilgisayarlarımda görüntülenen Konya Selçuklu'dan Zeynel diye bir hanımefendi var. Zeynep'tir o zaman o. Zeynel Bey yazıyor. Amına kodu bu salakları, sizi nasıl kandırdık ama. Nasıl yani? Beni kandırdınız mı siz hepiniz? İkinizi kandırdık gerizekalılar. Benle İlina buradayız. Orospu çocuk Zeynel, sen çok serlaksın. Ergun senin ananı sıkayım orospu çocuk. Nasıl ya? Nasıl ya? Ayıp ya sizin yaptığınız. 60 yaşında atamım ben. Utanın be. Utanın utanın ya. Evde oturuyorum bu saatte. Zeynel tam bir orospu çocuğu, gerizekalı, nasıl inandı ama. İkinizin de kafasını sikeyim. Alo. Gel o zaman da ben sizi bir sikeyim de nasıl sikilirmiş görün o zaman. Aynen. Zeynel kardeşim. Nasıl yarak inirmiş bir görün o zaman. Zeynel kardeşim, bu kahveleri yakalayıp beraber sikelim. Biz boşuna birbirimize düşmüşüz kardeşim benim. Yani. Siz terbiyesizsiniz. Siz orospulusunuz, orospusunuz. Ben 60 yaşındayım. Ya böyle bir kahpelik, böyle bir tezgah görmedim. Ama ne yapayım, siz de geri zekalısınız. Biz gülüyoruz. Bir de Zeynel geri zekalısı. Konya'da oturuyor, bana zor Türkçesi var. Gidip bir de Rus kadınla konuşacağını düşünüyor. Kafanı sikim senin Zeynel. Gerçekten. Zeynel sen çok salak bir insan. Orospu çocuk. Orospu çocuklu yapmayın. Benim Zeynel kardeşime orospu söylemeyin. Orospu çocuğu sizsiniz. Ben bahpeyim şimdi sen. Zeynel kardeşim görüyorum ben mi kahpelik? Zeynel kardeşim görüyorsun değil mi? Senden özür diliyorum kardeşim benim. Ben de senden özür diliyorum kardeşim. İkimizi birbirimize düşürdüler. Düşürdüler kahpeler. O zaman şöyle yapalım bak. Biz dalga geçtik de aslında dalga geçmedik biz. Biz lezbiyeniz. Birbirimizi boşaltıyorduk. Bir yandan da böyle telefonda konuşmayı seviyoruz. Açık konu. Ama Konya'da oturmuyoruz. İstanbul'da oturuyoruz biz. Evet evet, o benim amcık oynuyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Dur kız, bekleyeceğim şimdi. O zaman ikimizi sikin, olur mu? Ama siz bizi kandırıyorsunuz. Konya'ya gelin de ben sizi ikinizi de sikerim. Nasıl sikilirmiş görün o zaman. Tamam, o zaman şöyle yaparız. Biz gelsek bizi davet eder misiniz? Zeynel kardeşim. Davet ederiz. Bence... Davet ederiz, niye etmeyelim. Zeynel kardeşim, bunlara güvenmeyelim ben de. Yok, gelsinler davet ederiz. Tamam, ne zaman gelirsiniz? Ama bakın, 60 yaşında insanım ben. Lütfen. Bak Zeynel kardeşim de düzgün bir insan. Gelin biz size güzel sofra da hazırlarız, ortam kurarız, ev ayarlarız, takılırız burada, doğru mu? Doğru. Ama biz grup seks yapmak istiyoruz. Tamam, grup yaparız. Tamam. İki kişi iki kişi zaten. Değiştiririz avratları tekrar. Gelin siz her türlü şey yaparız. Değiştireceksiniz ama. Aynen, avratları değiştirebiliyor muyuz? Evet evet. Ben bir Zeynel siksin, bir de sen sik. Ergun, yaşlı yarak çok seviyorum. Oo güzelim benim o. Şöyle söyleyeyim ama biz hafta sonu gelip bir günlüğüne gidip gelebiliriz. Ama kimseye anlatmayacaksınız. Bak söz namus sözü. Birine anlatmayacağım. Bizde sözdür. Hatta ortamın bütün masrafları benden. Zeynel kardeşinden de çıkmasın. Bütün masraflar bana ait. Tamam, çarşamba günü olur yahut cumartesi günü akşam olur. Cumartesi akşam bize uygun. Ama biz her türlü fantezi yapmak istiyoruz. Mesela arkadan önden eş değiştirmeli, avrat değiştirmeli, anlıyor musunuz? Tamam her türlü uyar. Bana her türlü uyar. Yani hepimiz soyunup mu olacağız? Evet, hepiniz çıplak olacaksınız. Yalnız böyle diyelim ki fantezi yapıyoruz. Mesela Zeynel Bey İlina'yı sikiyor falan, sonra değiştireceksiniz, tamam mı? Tamam. Şöyle yapacağız ama biraz da sizi görmek istiyorum. Mesela ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? En önde İlina hanımefendi olacak. Onun arkasında Zeynel beyefendi olacak. Zeynel Bey'in arkasında Ergün Bey olacak. Ergün Bey'in arkasında ben olacağım. Öyle bir grup yapmak istiyoruz, tamam mı? Öyle olmaz. O nasıl olacak ya? Ne demek istiyorsunuz? Yani Ergün Bey, siz Zeynel Bey'i sikeceksiniz. Zeynel Bey de İlina'yı, öyle kabul ederseniz. Öyle olmaz yavrum. Ya ama bize biz böyle olur. Biz ne değiliz. Bak ama sen diyorsun, grup diyorsun. Önümüzde bir bayan gelecek. O zaman tamam olur ama öyle yaptın. Yani olmaz, ayıp ediyorsunuz yani. Kabul. Öyle olursa biz zevk alıyoruz. Yani hem beni yaparsınız hem İlina'yı. Tamam, ben kabulüm. Ben Zeynel Bey'i sikerim o zaman. Ama sizi sikeceğim sonra değil mi? Hayır. Evet evet. Zeynel Bey'i siktikten sonra bizi sikeceksiniz. Kabul müsünüz? Ya yok, adam ayıp olur ya. Terbiyesizlik ya kardeşim. Lütfen başka şeyler söyleyin. Zeynel kardeşim. Biz ipne değiliz. Kusura bakma. Zeynel kardeşim.
Ama görüşmeyi siz bilirsiniz. Görüşüyorsanız eğer ki böyle görüntülü bile arayabiliriz. Şu anda soyunabiliriz. Şu an mı soyunacaksınız görüntülü? Evet, toplu grup araması yapalım. Hem İlina soyusun hem Fatma Hanım. Ama yani Ergün Bey, siz önümüzde Zeynel Bey'i sikeceksiniz. Allah Allah. Ya Zeynel. Olmaz. Kardeşim, ne diyorsun bunlara? Biz ne diyelim şimdi? Şimdi mi görüntülü arayacaksın? Evet, şimdi sizi boşaltırız. Zeynel kardeşim. Ya, olmaz ya, kardeşim, olur mu? Ya olmaz da ne bileyim. Eskene ip nedirler? Ben hayatta yapmam. Ya Zeynel kardeşim, ne yaparız biliyor musun? Hani kadınlar sonuçta her şeyi yapacaklarmış bizle ondan sonra. Ben ufak şey, benimki zaten küçük yani, bir şey olmaz. 8 santim falan benimki. Kalkmıyor fazla. Ufak bir dokundururum, maksat işleri görürsün, biz de mutlu olalım. Evet, öyle olur. Öyle olur. Olmaz olmaz. Sen kabul etmiyorsun. Sen mi kabul ediyorsun? Zeynel kardeşim, yapma etme, gözümüzü seveyim ya. Olmaz kardeşim. Ben ipne değilim. Kusura bakmayın. O zaman ne yaparız biliyor musunuz? Ne yaparız? Başka bir şey söyleyin o zaman, neyse onu alalım. O zaman şöyle, ikinizden biri birbirinize saksı çekeceksiniz. Ya yok ya. Öyle şey mi olur ya? Ama izlemek istiyoruz. Şey Ergün Bey, şey Zeynel Bey'e saksı çeker misiniz? Ya nasıl konu, 60 yaşında insanım. Yani. Sizin dişleriniz de yoktur şimdi, o yüzden daha rahat olur. Zeynel Bey, siz kabul eder misiniz? Alo. Alo. Siz kabul eder misiniz? Bir daha konuşalım da ona göre. Tamam, diyorum ki Ergün Bey size saksı çekecek. Ergün Bey ne diyorsun? Ya bilmiyorum da ben hayatımda böyle bir şey yapmadım ya. Kaç dakika peki? Böyle 3-4 dakika boyunca Zeynel Bey'e saksı çekerseniz ondan sonra hem İlina hem beni sikersiniz. Evet canım, sen Ergun Zeynel Bey'e saksı çekecek. Zeynel Bey ne düşünüyorsunuz? Ergun Bey ne diyorsun kardeşim? Alo. Ya bilmiyorum ki şimdi, seninki büyük mü o kadar peki? Fazla değil ya, 20 santim bir şey. Benim midem bulanır ama ya. Ama biraz Zeynel Bey ikna edin, biraz ikna edin de kabul etsin. Ergun Bey ne diyorsun? Vallahi kardeşim, bilmiyorum ki ama aramızda ben 60 yaşında adamım bak. Aramızda kalacak canım, sözünü söz kimse. 5 dakika bir dişlerim de yok benim, sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz. Tamam, kabul ediyorsanız. Ama siz de şimdi haksızlık olmasın diye Zeynel Bey, siz de Ergün Bey'in sikine bir öpücük atacaksınız, tamam mı? Bir öpücük sadece. Tamam, olur. Tamam, olur. Bir öpücük ama falan yalatmak istemiyorum Fatma Hanım. Yok yok, ufak böyle bir öpücük alacak, böyle mantar baştan. Benimki mantar başlı değil ama. Tamam o zaman, ne zaman görüşüyoruz? Bu cumartesi müsait misiniz? Biz sizi görüntülü arayalım. Müsaitiz. Bugün arayın, şimdi arayın. Efendim? Görüntülü şimdi konuşalım. Cumartesi günü de gelin. Size evimizi açalım. Size istediğiniz işki, oturum alemi. Her şey benden, her şey benden. O zaman oturalım. Siz bir konuşun kendi aranızda, ben geliyorum, tamam mı? Bir hazırlan canım, o eteği giysene, görüntülü arayalım. Tamam canım, sen nasıl istersen. Siz konuşun o zaman, tamam canım, bir dakika biz geliyoruz. Tamam. Tamam. Aa. Vallahi çok heyecanlandım ya kardeşim. Aramazlar ya. Bence diyorum bunlar bizi... Ya Zeynel kardeşim, bunlar bizi kandırıyor mu acaba ya? Hani kandırabilirler. Şimdi kapatacaklar, arayacağız, görüntülü diyecekler. Çünkü özelden aradılar. Özelden aradıklarına göre numaraları yok, arayamayız. Allah, inşallah ararlar ya. Yeğenim sana bir şey diyeyim mi? Benim hatun 5 yıl önce vefat etti. 5 yıldır kimseyle sıkışmıyorum. Niye? Oruçlular çok. Parası yine. Gelen de çok. Parası zevk vermiyor yeğenim ya. Hiç zevk vermiyor ya. Benim de burada 3 tane dükkanım var yeğenim. Bir gün gel çayımı iç. İnşallah. Nerede oturuyorsun? Efendim? Nerede oturuyorsun? Meram'da oturuyorum. Ben de Selçuk'ta oturuyorum. Oo, bir kardeşimsin bu saatten sonra. En başta ettiğim küfürler için lütfen özür dilerim yani. Ben de senden özür dilerim ama birbirimize... Ya bak Zeynel kardeşim, biz birbirimizle iyi anlaştık. Sen harbiden kafa adama benziyorsun. Allah senden razı olsun. Ya ben denge kafanla adamım. Ya ben öyle şey... Bak ne yapalım biliyor musun? Bunlar kabul etmezse bile biz buluşalım seninle. Güzel bir içki rakı sofrası kuralım seninle. İnşallah olur. Niye olmasın kardeşim? Hiç problem değil yani. Baktık olmadı Zeynel kardeşim. Ben 60 yaşındayım. Senin bir büyüğünüm ya. Nasıl çok yaşanmışlığın var. Yanlış anlama güzel kardeşim.
Baktı kadınlar aramıyor. Bizden başka kimsemiz yok yani. Birbirimizle sevişiriz canım benim. Birbirimize sevişme olmaz ama arkadaş ayarlayabilirim. Bayağı. Ama şimdi seks ortasında sarhoş çekeceğim sana. Bende sıkıntı yok. Ben burada. Evet geldik canım. İki dakika daha konuşalım. İrina hazırlanıyor. Hazırlansın. Görüntülü arama göndereceğim. Kabul edersiniz. Tamam. Şöyle bir şey ama bir karara vardık biz. Yalnız 5 dakika her gün besi sakso çekecek ya. 5 dakikada şey çekmek zorunda yoksa kabul etmeyiz. Ya Fatma Hanım siz de çok fazla şey istiyorsunuz ya. Valla çok fazla şey istemeye başladınız ama önce tamam. Tek bunu istiyoruz biz. 5 dakika boyunca her gün bir sakso. Ya ben yaramı yalatmak istemiyorum Fatma Hanım. Konya'ya geliyorsanız gelin. Yani bizim vakitimizi alıyorsunuz ve Cenel kardeşimle beraber. Tamam. Yarışma dediniz. Yarışmaya katıldık. Adamla kavga ettik. Bir ton birbirimize girdik. İrina benim diye. En son sizi kandırdık dediniz. Geleceğiz dediniz. Dediniz ki her gün bir sakso çekeceksiniz. Onu da kabul ettik ama yeter yani ya. Ama böyle. Kabul ediyorsanız. Zeynep kardeşim ne diyorsun? Tamam ona da kabul. Dur oğlum hadi bakalım onu da kabul ettik. Tamam birbirimize sarsa çekeceğiz. Hadi başka ne 5 dakika sen 5 dakika o tamam mı? Tamam. Tamam İrina gelsin görüntüler. Ama bak söz verdiniz tamam mı? Tamam. Ya Fatma Hanım ya. Hadi Fatma Hanım lütfen yani benim programım vardı. A Haber'den program izliyordum. Haberleri kaçırdım sizin için. A Haber yani takip ediyordum ya. Alo. Alo. Geri zekalı orası bu çocukları gene sizi kandırdı. Gene sizi kandırdı geri zekalılar. Salak Veysel, salak Zeynel, salak Ergun orospu çocuk. Lan sus orospular sizi. Alnınıza koyun bir gün bu garibanların hakkına girdiğiniz için siz görürsünüz lan. Orospular sizi. Bizim kimi kandırıyorsunuz lan? Sikim mi lan sizi? Zeynel kardeşim. Ama şimdi sizin yaptığınız olmaz. Şimdi diyorsunuz. Olmaz. Arayacağız diyorsunuz. Kıvırıyorsunuz da kıvırıyorsunuz. Biz vermek istiyoruz. Zevkimiz kaçtı şimdi. Birazdan amcamızla oynayınca gene kandırırız sizi. Boşaltırsınız bizi. Ya bak Veysel Zeynel kardeşim. Bu kahpeleri bulak sikin. Tamam gelmeyenize de gerek yok. Görüntü arayın boşaltalım. Hadi. Öyle de olur ya. Lütfen ya. Görüntülü arayınca yani hemen bir sizi bulacak değildi. Zeynep'i yakalayacak da değildi. Zeynep kardeşimle beraber bir 31 çekip kapatacağız. Söz bak. Bir kere ama. Bir daha arayacak mısınız? Yok. Söz. Söz bak. Ama şöyle. Zeynep bize götünü gösterecek. Bir kere sadece. Tamam göstereyim. Zeynep kardeşim ne diyorsun bu işe? Tamam göstereyim. Bak bu adam götünü ortaya koydu. Bizi kandırmayın. Yeter artık. Doğru mu Zeynel kardeşim? Evet doğru. Tamam biz sizi kandırmadık aslında. Ne yaptık biliyor musunuz sizde? Evet ne yaptınız? Amınıza koyduk sizin. Senin kafanı sikim lan ben. Zeynel sen sabah kahvaltısında ne yiyin ne içiyorsun lan? Zeynel. Senin kafanı sikim oğlum. Sabahtan beri dinliyorum bir de yarışma diye. Bütün o sesleri ben çıkardım lan. Sen mi çıkarttın ama? Nasıl çıkarttın lan? Ağzımla. Oğlum 60 yaşındaki adama sakso çeker mi lan bir an için bir erkek? Sen de çekiyorsun amına. Sen çekiyorsun oğlum sabahtan beri bir götünü göstereyim bir sakso çekeyim bir her günün yarrağını öpüyorsun. Veysel yeğenim senin tam kafanı sikeyim. Veysel sen tam bir orospu çocuk sapık orospu çocuk. Veysel senin kafanı sikeyim. Veysel bey yarışma iyi miydi götten iyi koydular galiba. Veysel kafanı sikeyim orospu çocuğu. Amına koydum Mustafa öyle. Sikinin fotoğrafını atıp öyle sikeceğim böyle sikeceğim dersen adamı böyle sikerler. Hayatın boyunca unutamazsın. Dünyanın en güzel kadınıyla yat ama bak dünyanın en güzel kadınıyla yat ondan daha fazla atarsın bugünkü sikişi. Sen harbiden siktin Veysel bugün. Senle mezara kadar gelir bu hikaye daha. Alo. Alo. Buyurun Veysel Bey dinliyoruz. Veysel Bey can dediğiniz. İsmini değiştirdi şimdi. Can dedi ismini. Hani lan senin göbek ismini Can. Ay yavaş ol canım. Ramo. Yigen biraz geç oldu kusura bakma ha. Evet. Baba buraya hala devam mı ediyoruz ya? Daha yeni başladık Yigen. Başladık ya. Kahpe dedi bir erkek bağla. Dedim Yigen'im Ramo'yu bakla buraya. Nasılsın Yigen? Yavaş ol canım. Parçalanır. Oo, Ramo,
Ramo Uygen keşke sen de burada olsan ya. Ya hala şu çocuğu görüntüler yak ya. O da izlesin garibandır bir 31 çeksin, doğru mu Ramo? Evet. Tabii. Evet. Lütfen hadi. Hadi hızlansın. Ramo bas dayıcımdı, bas dayıcımdı, bas dayıcımdı. Hadi Ramo. Hadi. Ramo. Hayır, görüntüler lan görüntüler. Ya canım biraz daha konuşalım. Bekle, acele etme lütfen. Ramo. Ya ne acele etme. Yigen. Ben kapatacağım baba, kapatacağım. Yigen ne oldu? Baba sen aramıyor görüntüler. Niye adım, yani aramak zorunda mıyım? Canım kafamız gözükmez ya. Doğru mu Ramo? Ramo. Dostum valla kendisi diyor. Gösterirse göstersin. Ramo sen nasıl konuşayım benimle? Ne dostum diyorsun oğlum, 45 yaşında adam mı 24 yaşındasın ya? Ayıp sana ya. Görüntüler ya. Yigen. He. Ya var ya çocuk gariptir ha. Çocuk ben ki ben de bir ton numara atıp bir kadın arasın diye. Doğru mu Ramo, kız arkadaşın var? Tabii baba. Kız arkadaşın var Ramo senin, yok değil mi? Yok. Tamam de yani gariban diye biz mi boşaltacağız görüntülü? Kafam gözüküyor. Canım sen bana güven, ben Ramo'ya kefilim. Garibansın değil mi Ramo? Şuna kafası gözüksene de. Bu garibansın ama kafasını gözüksene ne olacak, görmesin ne olacak? Bence gariban değil. Aa, arkadaşı vardır, kız arkadaşı. Belki yalan söylüyor. Onun ya hele sen... Ya hele sen bir bana bile getirsen. Bile getirirsen bir tane. Tıbork olsun ha, tamam. Gel seni bir öpeyim ha. Tamam, getiriyorum. Ramo. Ya canım benim. Ne yapıyorsun İgen'im? Sağ ol babacığım. Sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim evlat. İyiyim evlat. İyiyim. Baba ben sana bir şey diyeyim mi? Sen delikanlı, sen görüntülü ararsın. Ben Ramo sana bir şey diyeyim mi sen? Bak sana bir şey diyeyim. Bizim oranın insanısan biliyorsun. Ben seni çok sevmişim evlat. Hani ben babada diyorsun ya. Harbiden bir evlat gibi görmüşüm. Sana bugün bu işi ayarlayacağım. Rahat ol. Tamam hadi bakalım. Sözünü kahpe söylesene. Burada aramızda kalsın Ramo. Ramo. Aramızda kalsın kahpe. Şimdi ben buradan gideceğim. Başkaları da görüntülü arayacak. Sen garibansın amına koyayım. Yabancıya gitmezsin. Doğru sen. Bak şimdi sen bu aramaz, ben bunun huyunu biliyorum ama bunu tam böyle can alıcı yerinden vurmamız lazım Ramo, bilirsen. Baba nasıl vuracağım ha? Sen biraz şey yap, duygusal yap, tamam. Duygusal yap, tamam. Tamam tamam. Şimdi gelince biraz ağlamaklı konuş diyeceğim, çocuk ağlıyor bana söyledi falan. Hemen şey yapar der, ağlıyorsa iyi bir insandır. De ben garibanım. Yok baba, ne ağlamaklı. Ağlamaklı konuş biraz, ben de garibanım da kız arkadaşım yoktur, tamam. Gelsin bakalım. Sen biraz duygusal yap, dayana dinle, ben sana evlat bak bana güven ha, tamam. Tamam sen beni takip etsene Instagram'dan, bir numaranı atsana bana. Ben Twitter yoktur lo, ben Twitter mi kullanıyorum, Instagram Twitter lo. Ben Facebook ne kullanıyorum, bu kadı arıyor hepsini. Ben Instagram var da Ramo bekle dur geliyor. Valla Ramo yiyen. Yiyen ağlama yiyen yiyen. Dayım burada, dayım burada. Sen şey tanırsan bilirsen. Yani çok iyi insandır ha, arar seni kırmaz. Ha bak gel canım gel. Ne oldu? Gel gel bak, çocuk diyor. Çok üzüldüm yani. Çocuk çok babacan bir insan. Çok delikanlı bir insan yani. Ramo. Benim kalbim çok kırıldı. Gözlerimden yaş geliyor. Benim neden sevgilim yok. Görseydim mutlu olurdum yani. Çocuk sabahtan beri bana bilirsen böyle. Ay kıyamam ya. İşte çocuk bana sabahtan beri bilirsen. Ben çok üzüldüm bak. Çocuk ağladı bana ya da aynı. Ben çok üzüldüm. Benim can alıcı yerinden sıktı. Yani bak ben erkeğim. Ben hiç ibne değilim. Yani gerekirse yanında olsam böyle ağlasa ben kendim götten siktirirdim. Bilirsen. Tamam ya. Ramo. Bak bana ne dedi biliyor musun? Dedi ben dayı. Çok üzüldüm baba. Evlat. Evlat. Beni de çok duygulandırıyorsun baka. Gerçekten beni aşırı duygulandırıyorsun. Bana ne dedi bilirsen. Ne dedi? 3-4 yıldır kız arkadaşı olmamış. Bir kere abisi genel eve götürmüş. Doğru mu? Aynen. Aynen. Yani hiçbir kız bakmamış. Ya. Sen biraz Fatma Hanım'a söyle derdini Ramo, o seni anlayacak. Bebeğim benim, dedem benim 3 senedir manyetem yok, ben dedem çok meraklıyım. Bir şey olmaz yani, ben güvenebilirsin yani. Bak yani içimi döktüm arkadaşlar. Ya bak sana bir şey diyeyim mi? Bana bir şey anlattı, bak ben çok duygulandım. Ne anlattı? Ama bak sana kefil misin? Evet evet, bak sana bir şey anlatayım. Dayını bana dedi ki, dayı dedi benim kadar arkadaşım olmuyor. Ben dedi bir kere abim beni genelde götürdü. Doğrudur Ramo. Eyvallah baba. Bak çocuk hala ağlıyor ha. Ramo sen evlat burada, babam burada, rahat ol baba. Bak şimdi Ramo bir arada bir tane kadınla konuşmuş, Twitter'dan bana anlattı. Bak o kadın gidişin gitmiş, takım elbise çekmiş. Yani bir ton şey yapmış, kadın evine davet etmiş. Doğru mu Ramo? Evet evet evet. Sonra ne olmuş? Bu gitmiş, kadın çok güzel gözüküyormuş en başta. Ya
Ondan sonra bu kadınla görüşmüş. Allah aşkına olsun, gösteriyorsa göstersin vallahi, hiç şey yapmayacaksa hiç konuşmayalım. Bak çocuk, hiç konuşmayalım. Çocuk ağlıyor, bak bunu da anlatayım, yine arayacağız. Bu gitmiş kadının evine, tam öpüşmeye başlamışlar. Bizim Ramo baya heyecanlanmış, bak ağlayarak söyledi, ben de duygulandım yani. Doğrudur Ramo. Evet. Tam böyle işte eteğini kaldırmış, elinin içine elini bir atmış. Adamın yarağı varmış, bizim Ramo'yu götten sikmiş. Nasıl yani? Çocuğu kandırmışlar, Ramo'yu götten sikmişler karı diye. Ramo. Efendim, gösterecek misin, göstermeyecek misin? Sana tamam göstereceğim de, tamam da bak ne göstereceğim biliyor musun? Ne göstereceksin? Yarrağımın başını göstereceğim Ramo sana. Sana yarrağımın başını göstereceğim. Senin kafanı sikim lan Ramo. Ramo sana bir şey diyeceğim lan. Ben Ramo. Senin ananı sikim. Yok ama. Küfür etmeye de sana bir soru sormak istiyorum. Bir analiz yapmak istiyorum şu anda. Röportaj yapmak istiyorum sen. Ramo seni küçükken hani anneler böyle evlatlarını sever ya. Seni küçükken annen 3 kere havaya atıp 2 kere mi tuttu? 3 kere havaya attı, bir kere ananın yanına kaçtım. Anneni sevdim. Arıtmış acaba. Doğru söyle bak, normal küfürleşmeyelim. Doğru söylüyorum ya, 3 kere attı, bir kere kaçtım ananın yanına geldim. Çocuğu attı, yara düştü. Tövbe estağfurullah. Oğlum çocuktan bahsediyor. Evet. Öyle şeylere girme. Ona koydum çocuğu. Oğlum arıyorum mu aramıyorum. Oğlum, delikanlı sen anladın mı? Ara ne olacak oğlum? Kahve. Ramo sana bir şey diyeceğim. Senin hiç başın ağrımıyor değil mi lan? Orada sinir falan yok. Beyin falan yok. Lan Ramo sen böyle bir... Ben rahatım bak, ben daha alanındayım. Lan daha önceden böyle bir doktor beyin MR'ı istediğinde, MR çektirmeye gittiğinde aradığınız beynine ulaşılamıyor diye bir tepki yedin mi? Baba hiç yemedim. Hiçbir ilaçlı devresi de bana olmadı. 4 tane uyuşturucu şeyi vurdular. Gene bayılmadım. Gene ayaktayım. Yanımdaki lalaş olmuş. Gene ayaktayım. Ne oldu? Ne anlatıyorsun Ramo sen? Ramo sen iyi misin amına koyayım? Sıkıntı yok babacığım. Ben Ramo. Mümkünse bir daha görüşmeyelim ya. Ulan sen var ya, az muhterem çok kötü. Siktir git amına koyayım. Amına koyayım, zaten bu sayfaya düzgün bir adam niye şey yapsın ki? Ben anlamadım. Biz adamla taşak geçiyoruz. Arkadaşım bayıldı muhabbetine nereden geldik? Hani nasıl oldu bu hikaye? Çok garip hikayeler yaşanıyor şu an canlı yayında. Değişik. Aynen. Biz başkasına geçelim o yüzden. Boş verin Ramo'yu. Ramo bu kafayla am deliğini zor bulur. Ya siktir git amına koyayım, niye bulmasın ya? Ramo'ya sana bir şey değil mi? Dünyanın ön öbür ucuna bir am sakla. De ki Ramo bunu senin için gömdük. Bulursan senindir evlat de, tamam mı? Adam sana dedektif olur lan. O Amerika'da Amerika filmlerindeki o dedektifler yok mu? Ramo ona taş çıkarır, onu gene bulur amına koyayım. Hani bu kafayla diyorsun da, adamın sadece burada kafa var, burada yok işte, anladın mı? Bu kafayla idare ettiği için bir şekilde o deliği bulur. Başka kafası yok çünkü. Şimdi insan gözleri görmeyince duyularıyla, kulaklarıyla görmeye çalışır, doğru mu? Bu hikaye böyledir. Gözleri görmeyince kulaklarıyla, sesleri duyaraktan yanında biri olup olmadığını anlar, öyle görmeye çalışır. Şimdi burada kafa olmayınca burayı geliştiriyorsun. O yüzden Ramo Van deliğini değil... Yani yeter ki sonunda o olsun, her şeyi bulur. Ödül olarak verin Ramo'ya. Hani böyle pitbull'lara eğitiliyor falan, böyle yemek veriyorlar ya, Ramo şunu yap, Ramo bunu yap. Ramo'ya ufak koklat, şunu yap hemen yapar. Öyle bir tip yani bu. Ben biliyorsunuz 15 yıllık orospu olduğum için arkadaşlar, çok iyi biliyorum, tecrübeliyim bu konuda. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Ramo ne yapar biliyor musun? Ramo'nun gözlerini kapatın. Ramo'nun gözlerini kapatın, böyle yapar. 38 yaşında. Bu hanımefendi, bakın bir biraz büzüşmüş bu. 60 evet. Bu dul belli dul. Bu. Kocasından yeni boşanmış kadın ama. Lan var ya lan bu. Öyle yarışmaya sokun, hepsini bilir yani. Veysi'yi mi arayalım, Erhan'ı arayalım. Erhanlar güldürüyor bizi.